İyi akşamlar efendim. Yeni, yepyeni, farklı bir program. Her şeyle farklı. Sunucusuyla farklı, dekoruyla farklı, içeriğiyle farklı. Sonuçta çok çok farklı bir program izleyeceğiz bu akşam. Yani çok renkli, çok eğlenceli bir program Şok. Lafı uzatmadan biraz programımızdan bahsedelim. Şok'un ham maddesi görüntüler. Nasıl görüntüler? Film, haber, klip, aklınıza ne gelirse. İstersen önce bu akşam programımızda neler var neler yok ona bir göz atalım. Ve hemen bu bomba gibi programı izlemeye başlayalım. Az sonra bu Fato başka Fato. Göz Fato'da. Fato bu kez genç Fatma'ya yardım elini uzatıyor. Hayvanların dilini çözdük. Meğer amma gevezeymişler. Cüneyt Arkın'ın iş kazası başını derde soktu. Neyse ki Hace var. Kadir İnanır'ın yeni sevgilisi bir aşk yetmez diyor. Kadirizmin sonu. İşte Tansu Şiller'in gerçek hayatı. Bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerle gözlerinize inanamayacaksınız. Fenerbahçeli futbolcu Edson'un günah geceleri. Gizli kameramız inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Edson Gay. Güzel abicim, ne zaman olur bu dediklerin? Az sonra. Hükü abi, bir şey demedik. Efendim, son zamanlarda yeni bir meslek doğdu biliyorsunuz. Sanatçı, gazetecilik. Yeşilçam'ın durumu malum. Pek kurtarılabilir bir halde değil. Kimi sanatçılarımız da madem Yeşilçam'ı kurtaramıyoruz, bari halkımızı kurtaralım dediler. Halk dediğimde 3-5 kişi değil ki. Onlar da bari her meslek grubundan birini kurtaralım da başımızın gözümüzün reytingi olsun diyerek gazeteciliğe soyundular. İlk filmimiz bu konuyla ilgili. Daha doğrusu film değil bu. Fast food bir reality show'umuz var sırada. Sanatçı gazetecilerin en ünlüsü Kösem Sultan'ın fedaisi Fato'nun programı bu. Bu bildiğimiz Fato değil tabii ki. Bu reality show ilk defa bizim programımızda yayınlanacak. Zaten çok orijinal, hiç duymamış bir ismi var. Göz Fato'da. İsterseniz bu orijinal programı izleyelim. Evet, işte yine bir Göz Fato'da akşamında, yepyeni bir Göz Fato'da programında birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk dosyamızı açarak başlayalım. Olağan bir Göz Fato'da haber merkezi günü. Merkezimizin telefonları Aydar Dümen'in 900'lü hatları yoğunluğunda durmadan çalıyordu. Hangi pavyon demiştiniz, adres abi, alayım? Abi bizim iki tane çay daha önce gelmiştik. Yani ilk defa mı kurtarılacaksınız? O zaman hemen Fato Hanım'ı bağlıyorum. Alo, buyurun. Kurtarılma açısından bakire bir kız hatta. Aa, yani daha önce hiç kurtarılmamış mı? Hiçbir programda mı? Hemen bağla o zaman. Ben kadersiz bir pavyon kızıyım. Kurtarın beni. Anlat bakalım, reytinglik bir hikayen var mı? Olmaz mı Fato Hanım? Benim hayatım reality show. Memnun isminde biri seni film artisti yapacağım diye beni evine götürüp tecavüz etti. Sonra da pavyona düştüm. Ne olur kurtarın beni. Kurtarın. Tabii yavrum, senin gibi düşmüşleri kurtarmak bizim reytingimiz. Yani görevimiz. Aa, yavrucuğum, hangi pavyon demiştin? Hala gelmedi bizim çeller abi ya. Kurtarma ekiplerinin dikkatine Fato Hanım'ın direktiflerini bildiriyorum. Fato 1 dinlemedi. Fato 2 dinlemedi. Fato 3 tamam. Fato 4 dinlemedi. Evet arkadaşlar, hadi bakalım Neon'un sokakta buluşuyoruz. Abla be, iki tek atsak ha. Saçmalama be oğlum. Ne olacak be ablacığım? Haklı çocuk abla, bizim hakkımız değil mi eğlenmek, öyle köpek hadi, gibi çalışıyoruz. Hadi işimize bakalım, hadi sür yürü. Olmuyor hadi mu abla? Fato verilen adrese geldiğinde kapıyı kilitli buldu. Fakat kurtarma ekibindeki Çilingir Mustafa hazırlıklıydı. Rüya pavyona girdiğimizde yabancı olmadığımız bir ortamla karşılaştık. İçkiler içiliyor, kadınlar meze niyetine tüketiliyordu. Ne tesadüftür ki kızımız Fatma da sahnedeydi. Pek de güzel oynuyordu yavrucak. Bizi gördüğünde yüzünde güller açtı. Hikayemiz maalesef burada sona erdi. Çünkü kızımızı kurtaramadık. Daha doğrusu kurtarılmak istemedi. Meğer onun niyeti televizyona çıkmakmış. Gerçi bu bizim başımıza ilk defa gelmiyor. Daha önce de bir sürü fiyasko yaşadık. Ama baştan da kurtaramadık diyemezdim ya size. O zaman bizi seyretmezdiniz. Neyse, hoşça kalın. Biz sevgiyiz. Biz saygıyız. Biz biraz da fiyasko.
İzlediğimiz filmde yer alan kişi ve kurumların gerçek hayatta rastlanabilecek benzerleriyle kesinlikle ve kesinlikle bir ilgisi yoktur. Bağlantı kurmak isteyenler olursa bana kalırsa kötü niyetli kişiler. Etinden, sütünden, yününden yararlanılan, suyuna pilav da yapılabilen tek program Şok devam ediyor. Az sonra hayvanların dilini çözdük. Meğer amma gevezeymişler. Cüneyt Arkın'ın iş kazası başını derde soktu. Neyse ki hace var. Az sonra. Sırada belgesel dünyasını sarsacak bir filmimiz var. Bugüne kadar hayvanlar alemini konu alan belgesellerde onları hep dışarıdan izledik. Oysa hayvanların da bir iç dünyaları var ve biz bunu hep ıskaladık. Birazdan izleyeceğimiz filmde onların gerçek dünyalarına gireceğiz. Delikanlı Hayvanlar Alemi. Asabi Kedi Selim. Komşunun Bobby'si röntgen hesabına girmiş. Ben buna bir korkutayım. Evet Bobby. Gene geldi bak, aptal lan bu Bobby. Bekçi köpeği Murtaza. Lan şurada biri var galiba. Postacıdır ama ben yine şuna bir gideyim. Hayır, şimdi bekçi köpeği diye alındık ya, gitmesek laf söz yapar çakallar. Yani patrona ters olmasın, ne bileyim. Gel lan buraya. Bak nasıl da kaçıyor artist. Madem kaçacaksın ne giriyorsun? Abicim bir saniye ya, bak bir saniye açıklayabilirim ya. Yani bizim de bir yerde görev şimdi, değil mi yani? Birimiz hepimiz için. Yalvarırım. Sadakat hesabı. Yenge ver bakalım bizim Rızkı. Ulan cimri bunlara. Şeytan diyor ısır ama sadakatli hayvanız anasını satayım. Su hayvanı Hırçın Kenan. Oo, bizim tip yine gelmiş. Bak bak nasıl geziniyor. Balık yapıyor balık. Çakala bak. Şeytan diyor ısır şunun elini gözünü. Gel bakayım gel gel gel. Hoppa rey. Heh, bak bir cins daha geldi. Sen de gel bakayım. Hoppa rey. Bak bak nasıl geziniyor. Sen de gel bakayım. Hoppa rey. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Şimdi abicim sen Taksim'e çek ama gündüz tarifesi aç ha. Racon martısı Bela Rıza. Dondurma işine girdin ha? Sırıtıyorum bir de. Yalnız burada dondurma yedirmezler adamı. Aslanım alırım elinden dondurmanı lan. Yürü. Ha bak bu can arkana yürüyeceksin. 10 defa söyledik lan. Buranın dondurma ve balık mahfesi benim. Var mı ötesi? Yok. Bir hararet bastı ki. Amma içim yandı be. Şu oynak karının suyu var galiba, ben ona takılayım. Ne kızıyorsun yengem ya? İçeceğiz bırakacağız, yemedik de suyunu. İçiyoruz işte. Hem atan sayılırım ben senin. Ah, bunun da ağzı nerede ya? Heh? Ah, işte buradaymış. Oh! Bak ilaç gibi geldi ha? Çocukluğunu yaşayamayan papağan Nihat. Birader yeter be. Sabahtan beri cork 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 cork. Kafamı şişirdin ha. Ver bakalım iki de biz takılalım şuna. Çok merak ederim ben bunu. Yoktu bizim çocukluğumuzda böyle şeyler. Biracı Kunduz Cemil. Uf canım bir bira çekti ki. Şurada var galiba. Hem de var lan. Hey Allah. Akşamı da çıkardık. Hey. Az sonra. Cüneyt Arkın'ın iş kazası başını derde soktu. Neyse ki hace var. Fenerbahçeli futbolcu Edson'un günah geceleri. Gizli kameramız inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Edson Gay. Az sonra. Şimdi bir başka olay filmimize geçiyoruz. Siz daha önce Çamaşır Suyunu Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Ayşe teyze, Cüneyt ve Üstad'ı aynı filmde izlediniz mi? Ayşe teyzeyi tanıdınız. Hani şu çamaşır suyu fanatiği kadın. Cüneyt de Türkiye'nin en ünlü Cüneyt'li. Yani Cüneyt Arkın. Herhalde Üstad'ı çıkaramadınız. İzleyicilerimizin üstadı bilmemeleri gayet normal. Onu yalnız seyircilerimiz değil, 6 milyar dünyalı da henüz tanımıyor. Ama programımızdan sonra onu herkes tanıyacak. Çünkü Cüneyt ve üstadı programımızın vazgeçilmez karakterlerinden olacak. Korcan artık izlemeye başlasak filmlerimizi. Evet, işte Cüneyt ve üstadı. Buyurun izleyelim. Diye gitti. Üstad bir maruzatım var ya. Geçenlerde bir pantolon yırtılma olayı oldu.
Bizim hanım sağ olsun herkese anlatmış. Mahallede Ayşe teyze dahil herkes duymuş. Ben de biraz ağır konuşunca anasının evine gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Sen baba yani boşa. Ama önce bir dur. Üstadım bir yanlışımız mı oldu? Yok canım, ne yanlışı. Aklıma ilginç bir fikir geldi. Sen önce onu bir döv, sonra boşa. Ertesi gün Cüneyt küçük bir sürprizle karşılaşır. Abi sen ne zaman döndün Almanya'dan? Senin kardeşinse benim de karım abi. Kötülüğünü ister miyim? Kes ulan! Bu kötü insindir ha! Karımı seviyorum abi. Bir hafta sonra. Üstad ne yaptın sen ya? Vallahi senin yüzünden kayınçodan bir araba dayak yedik. Yanlış oldu. Hayır, bir haftadır hastanedeyim. Kafam yamru yumru oldu abi ya. Ne geleceğim ya? Bundan sonra ne ölüme ne dirime. Abin fena dönmüş. Hep o üstadın yüzünden. Baştan Hacı'yı deneseydin. Olur mu Ayşe teyze? Önce bir dene, sonra görüşelim. Kayınço ve Ayşe teyze sayesinde mutluluğu yakaladım. Kayınço kesin dönüş yaptı. Bir dolmuş aldı beni de sağ olsun yanına muavin tuttu. Bugün de izin günümüz. Üstad mı? Aslında çok çok özledim ama kayınço izin vermiyor görüşmemize. Hacı, lekelere düşman, çamaşıra dost. Şimdi seyircilerimiz merak edeceklerdir. Bu filmde gerçekten Cüneyt Arkın pantolonu yırtılıyor mu yoksa bir televizyon hilesi mi diyor. Bu hile falan değil. O sahne Cüneyt Arkın'ın Karateciler İstanbul'da adlı filminden alındı. Bu sahnedeki iş kazası filmde yer almayabilirdi. Ama sayın yönetmen ya gözünden kaçırdı ya da aman canım Spartaküs mü çekiyoruz diyerek önemsemedi. Kızılcıkları olduran, kelelere dolduran, gönderilen çorapları ayaklara olduran tek program Şok devam ediyor. Programımızda izleyicilerimiz için de özel bir bölüm var. Eminiz bu bölümde çok hoş, eğlenceli görüntüler izleyeceğiz. Nasıl görüntüler bunlar? O sizin şansınıza ve hayal gücünüze kalmış. Biz elimizdeki örneklerden bir bölüm hazırladık. Birazdan onu izleyeceğiz. Kadir İnanır'ın yeni sevgilisi bir aşk yetmez diyor. Kadir İzmir'in sonu. Fenerbahçeli futbolcu Edson'un günah geceleri. Gizli kameramız inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Edson Gay. Şimdi programımızın en sanatsal bölümüne geldik. Çok bilinmeyenli bir aşkın öyküsü bu. Aynı zamanda global yaklaşımların statükocu kaygılarla kotarılmış bir iz düşümü var izleyeceğimiz filmde. Hocam sen ne dedin şimdi? Vallahi ben de anlamadım. Sanat filmleri böyle sunulur ya. Ben de uygun olur diye bunları gazetelerden okuyup ezberledim. Neyse lafı kısa kesip filmimizi isteyelim istersen. Bir sanat filmi. Kaç defa? Kaç defa daha? Sana her şeyimi verdim. Bütün aşkımı, her şeyimi. Ama yalnızca bir aşk. Bir aşk yetmez. Ne diyorsun sen ya? Yetmez. Bir dakika ya. Bir şeyler yapabiliriz. O zaman elini çabuk tut. Peki al o zaman. Şeker Necati. Aha, hazır asker bekliyor. Şaka yapıyorsun herhalde. O daha çocuk, beni kesmez. Necati boş gezmez. Arkadaşları var onun be. 3 kilometre kadar.
3 kilometre mi? Ya ben sana derdimi anlatamıyorum herhalde. Al ulan o zaman, bunlar da taraftar camiasından arkadaşlar. Şeker Necati, Şeker arkadaşları ve binlerce taraftardan sonra. Geldin mi? Ah Kadir, ne oldu sana? Üzüntüden bıyıkların dökülmüş. Döküldü tabii. Ya böyle gitmez. Saf bu ya, bunu kaçırmamak lazım. Arkadaş çevresi bayağı geniş. Ama bak sana geldim hayat. Tamam ama önce saçının rengini değiştir. Aa, söylemeyi unuttum. Haziranda yurt dışından arkadaşlar gelecek. 6 milyar dünyalı İstanbul'a geliyor. Gelsin gelsin, ben misafir severim. Az sonra! İşte Falsuçilerin gerçek hayatı. Bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerle gözlerinize inanamayacaksınız. Fenerbahçeli futbolcu Edson'un günah geceleri. Gizli kameramız inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Edson Gate. Az sonra! Şimdi de politikamızın çok renkli bir simasının en gerçek %100 hayatı var. Bugüne kadar yayınlanmamış görüntüleriyle ekranlarınıza bu hayatı getiriyoruz efendim. Çok saygıdeğer hanımefendi, eğer bizi mazur görürseniz yine affınıza sığınıyorum. Sizinle çocukluğunuzu ve gençliğinizi konuşmak arzusundayız. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum, yerin dibine geçtim. Evet Şişir, tabii ki bunlar konuşulmalıdır sevgili Kızılca Hamamlılar. Bilindiği gibi Dallas'ın civar köylerinden birinde öğretmen ve anne babanın tek oğlu olarak dünyaya geldim. Mimar olan anne babamla bir Afrika ülkesi olan Türkiye'ye tatile gelmiştik. Ailem beni piknik için geldiğimiz Abant'ta unuttu. Beni 2 yıl ağaçlar büyüttü, Türkçeyi de onlardan öğrendim. Sonra bir ormancı ailesi buldu beni. Kömürcü olan bu aile beni çok sevdi, hatta primary ilkokula bile yazdırdılar. Yıllar viski gibi akıp geçti. Ben de genç bir girl oldum. İşte o yıllarda şıracı olan üvey babam Süleyman'la aramda bir takım sorunlar çıkmaya başladı. Bana bak. Eşekman oluyor kız burada. Git giyin dedim sana. Giyineyim ya. Anglo-Sakson kızları gibisin. Artık o evde bir minik bile duramazdım Peşir'cim. Beşir efendim, acaba bir mahsuru var mı? Daha sonra ne yaptınız? Pılımızı ve pırtımızı toplayıp bir de adet olduğu üzere mektup yazdık. Artık o evden ya kaçacaktım ya kaçacaktım Tebeşir Bey. Zaten ülkem beni çağırıyordu. Aksakallı Sem amcam rüyalarıma giriyor, bana I want you diyordu sayın pötürgeliler. Başka çarem yoktu. Zaten ben sizin bacınızım. Peki Amerika'ya nasıl ulaştınız? Yine çok özür dilerim hanımefendi. Tabii ki kolay olmadı. Yani aklıma ve kafama koymuştum bunu. Önüme gelen araçlara otostop yaparak vatanıma ulaştım. Artık orijinal Levi's giyebilecektim. Zaten ilk işim de kılık kıyafetimi düzeltmek oldu. Modern yaşamın keyfini çıkarıyor, partiden partiye koşup eğleniyordum sevgili Kentakililer. O zamandan bu parti denen şeyin iyi bir şey olduğunu anlamıştım. Okulumu aksatmıyordum. Amerika'nın en çok iyi okullarından birinde okuyordum. Sınıfın en başarılı 3 öğrencisinden biriydim. Teacher'ın her sorusuna parmak kaldırıyordum. Saygılarımı tekrar sunarım efendim. Peki Uçuran Bey'le Amerika'da mı tanıştınız acaba? Evet sayın şaşı bak şaşır. Kaçıran Bey'le de o crazy partilerden birinde tanıştık. Çok ortak yönümüz vardı. Her ikimiz de beni çok seviyorduk. Onun evlenme teklifini hemen kabul ettim. Ana kraliçelere layık bir düğünle evlendik. Ben sizin yengenizim sevgili Filistinliler. Balayı içinde bir Latin Amerika ülkesi olan Türkiye'ye geldik. Majesteleri bir de servet sorunu var. Stüdyoya girmeden önce onu da sorun demiştiniz. Ah sevgili Keneşir Bey, bize hep iftiralar atıldı. Oysa ben o serveti düğünde takılan ziynet eşyalarını satarak elde ettim. Yalanım varsa şuradan San Francisco'ya gitmek kısmet olmasın. Zaten benim mala mülke ihtiyacım yok. Neyse ne diyordum, Türkiye'ye balayına geldikten sonra da Kaşar Beyciğim... Beşir efendimiz, sağ olun. Bundan sonrasını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Arzu hürmet ederim.
İçinizdeki zapping canavarını durdurun. Şu üç günlük dünyada efendi gibi oturup programı izleyin. Az sonra Fenerbahçeli futbolcu Edson'un günah geceleri. Gizli kameramız inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Edson Gay. İçinizden 60'a kadar sayın. Şok devam edecek. Burak Kut'la Meltem Cumbul niçin ayrıldı? İlişkiyi bitiren sebepler neydi? Burak Meltem'i tokatlayıp manken Başak'la aldattı mı? Gönderilen çorapları ayaklara olduran tek program Şok devam ediyor. Efendim sırada programımızın tek ciddi bölümü var. Malum ortalık araştırmacı gazeteciden geçilmiyor. Ekibimizde yer alan bir büyük gazeteci var ki o hepsinin piri. Araştırmacı gazeteciliğin bu Herkül Mega ismi Murat Veli Sözeri de Şok için çalışıyor. Sözeri bu hafta bizim için müthiş bir dosya hazırladı. Araştırmacı gazeteciliğin başarılı ismi Murat Veli Sözeri sunar. Karaboğa lakabıyla tanınan Fenerbahçeli Atkinson nasıl bu hale geldi? Ünlü araştırmacı gazeteci Murat Veli Sözeri'nin hazırladığı dosya bomba gibi patlayacak. Atkinson'un son döneminde yaşadığı form düşüklüğünün nedenlerini gizli kameramızda belgeledik. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekler önünde sonunda her güzergahında gün ışığına çıkar. Atkinson için sonun başlangıcı pervasızca yaşadığı hızlı gece hayatı oldu. Bu ahlaksız geceler elbette onun futbol hayatına da yansıyacaktır. Sinirliliğini ve formsuzluğunu takım arkadaşlarına da bulaştırmakta gecikmedi. Oysa büyük umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe'ye. Ezeli rakipleri Galatasaray'a attığı 3 gol onu bir anda kahraman yapmıştı. Fakat buz için güneş neyse futbolcu için de gece hayatı odur. Onu eritir. Peki ya teknik direktör Parera ve Başkan Ali Şen ne diyor bu konuda? Evet, Atkinson'da bir form düşüklüğü var ama bunun gece hayatıyla ilgili olduğunu sanmıyorum. O öyle şey yapmaz. Hayır, bu çok çirkin bir iftira. Atkinson değil, hiçbir futbolcum böyle ahlaksızca bir şey yapmaz. Yalan. Bunların hepsi yalan. Bu da mı yalan? İşte gerçek! Seni karşılamaya gelecektim ama o buzdolabı kocanla karşılaşmak istemedim. Konuşulacak epey dedikodu birikti ha? Çok şey var sana anlatacağım. Oh, şimdi gelemem hayatım. Çikolata yiyorum. Tabii çikolata. Hem de Hindistan cevizli. Yarın akşam parti var. Geleceksin değil mi? Oh, darılırım sonra. Bütün sosyete burada olacak. Göreceksin bak. Çok eğleneceğiz. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Tüy bitmemiş taraftarın parasıyla getirilen Atkinson'un bu rezaletinde artık söz Türk Spor kamuoyunda.